Ben araştırmacı yazar Ahmet Göçeri. Tarih Araştırmaları 4. serisi Cizre Tarihi ile karşınızdayım. Hepinizi Cizre'den yani Cizire Botan'dan selam ve sevgilerimi iletiyorum. Bugün size Cizre eski ismiyle Cizire Botan'ın tarihi hakkında kısaca bilgiler sunacağım. Cizre eski ismiyle Cizire Botan'ın Mezopotamya'nın orta kuzeyinde, beşeriyetin kurtuluşuna liman olmuş tarihsel bir şehirdir. Asırlar boyunca Mezopotamya'da en eski kültürlerin yerleştiği Dicle Nehri'nin kenarındaki surlardan oluşan kalesi, Sümer, Babil ve Asur destanlarına kitabe olmuştur. Ksenofon ve İskender ordularını seyretmiş, Pers ve Roma gibi iki dev imparatorluğun paylaşılamayan sınır kenti olmuştur. İslami ilimlerin ceziresi olmuş, Tevrat ve İncil ümmetlerinin de dergahı olmuştur. İpek yolu güzergahı olarak önceleri askeri savunma için düşünülmüş, zamanla artan ticaret ve dini ihtiyaçları inançları karşılaması için genişletilmiştir. Deve kervansarayların konakladığı bir cezire olmuştur. Gökleri Hazreti Nuh Peygamber Aleyhisselam'a uzanan bu şehirde, en eski kavimlerden, onlarca medeniyet ve inanç mensubu yaşadı ve pek çok izler bıraktı. Cizre'nin tarihte, arkeolojik, bilim ve sanat merkezlerinin başkenti olmuştur. Sayısız evliyalar yatağı, tarikat mensupları otağı, ilahi aşıkların ve şairlerin dergahı, edebiyat, tarih, tefsir, tecvid ve fen üstadı alimlerin ve hakimlerin doğup yetiştiği, Hazreti Nuh Peygamber Aleyhisselam'ı ağırlayan Mukaddes Cüdü Dağı ile birlikte anılmaktadır. Cezire Arapça'da ada anlamına gelir. Cumhuriyet döneminde cezire adı Cizre olarak değiştirildi. Dicle Nehri burada kıvrılıp bir su adası gibi bir alan oluşturduğundan adaya benzetilmiştir. Şehir 16. yüzyıldan itibaren günümüzde olduğu Cizre adıyla anılmaya başlamıştır. En eski ismi Kardu rahipliği anlamına gelen Kardu Gazarta'dır. Modern Kürt kelimesinin en eski yazılış biçimi Kardu'dur. Şehre Persler Gazarta ve Bazıkta, Abbasiler onların devrinde şehrin yöneticisi Ömer olduğundan. Cezireci İbni Ömer ve daha sonra Cizire Botan demişlerdi. Akkoyunlular Cizre'ye Ceziretü Şeref derlerdi. Arkeolojik ve etnografik eserlerin bulunduğu Cizre Müzesi'nde Guti, Med, Asur, Babil, İslam İmparatorluğu, Emevi, Abbasi, Selçuklu, Azizan, Zengi, Rum, Arap ve Osmanlı dönemine ait eserler bulunmaktadır. Dicle Irmağı'nın sağ kıyısında deniz seviyesinden 400 metre kadar yüksekte kurulmuştur. Tarihsel rivayetlere göre Cizre'deki yerleşimlerin geçmişi Hazreti Nuh Peygamber Aleyhisselam tufanı öncesine dayanır. Cumhuriyet döneminin başından itibaren Mardin iline bağlı bir ilçenin merkezi iken 16 Mayıs 1990 tarihinin de Şırnak'a bağlanmıştır. Cizre Demir Çağı'nda Kumme, Kumaha, Kummu veya Kumaha, Kumenu Krallığı'nın merkeziydi. Milattan önce 10. yüzyılda şehir, Musul ile beraber uygarlığın merkeziydi. Devam ediyoruz, Cizre tarihine. Milattan önce 2000 yılından itibaren, Babil, Araplar, Asurlular, Medler, Kürtler, Persler, Selevkos ve Sasanilerin, İslamiyet'in bölgeye gelmesi ile beraber Emevi ve Abbasilerin hakimiyeti altında kalmıştır. 1096 yılında Büyük Selçuklular müteakiben emir ve şeyliklerle idare edilen Cizre 1627 yılından itibaren Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliğine geçmiştir. Cizre Beyliği önceleri Diyarbakır Sancak Beyliğine bağlı iken 1841 yılında Musul'a bağlanmıştır. Milli mücadele döneminde büyük başarılar gösteren Cizre'ye Fransızlar gelip şehri savaşsız teslim almak istemişlerse de, halkın direnişi ve silahlanmayı görerek işgalden vazgeçmişlerdir. Şırnak ve yöresi 993 tarihinde Mervaniler denetimine geçmiştir. Yörenin yönetsel merkezi olan Cizre, Mervaniler, Selçuklular, Zengiler, Eyyubi zamanlarında Musul Atabeklerine ve Diyarbakır emirlerine bağlıydı. Bu halde iç işlerinde bağımsız bir derebeylik gibidir. 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın bölgeye girmesiyle Mervaniler Selçuklulara tabi oldu. İslamiyet'in Cizre'ye girmesi ile birlikte şehre yarımada anlamına gelen Cezire adı verilmiştir. Cumhuriyet döneminde ise küçük bir düzeltmeyle Cizre olarak değiştirilmiştir. Önceleri Mardin iline bağlı bir yerleşim birimi iken 16 Mayıs 1990 tarihinde Şırnak iline bağlanmıştır.
Selçuklu komutanlarından Fahrı Devle 1085 yılında Diyarbakır ve Cizre bölgesini zapt ederek Mervani emirliğine son verdi. Mervaniler döneminden sonra da Şırnak yöresi sık sık el değiştirmiş Selçuklular döneminden itibaren sırasıyla 1100 yıllarında Musul Atabegi çökülmüş denetimine geçmiş ardından Zenginler, Eyyubiler ve Artuklular burada hakimiyet kurdular. 13. yüzyılın ikinci çeyreğinde yörede Harizmliler ve Moğollar gibi yeni güçler ortaya çıktı. Moğolların yağma hareketleri sonrasında 1400 yıllarında yöreye hakim olma çabası içerisinde bulunan Akkoyunlu Devleti ile Karakoyunlu Devleti arasında çatışmalar çıkmıştır. 1508 yıllarında Akkoyunlu Devleti'ne son veren Safeviler sonrasında yörede hakimiyet kurup egemenlikleri altına almışlardır. Mir Abdal veya Abdaliye Medresesi ve Memuzin Türbesi'nin tarihi ise Cizre'de bulunan Abdaliye Medresesi'nin tanıtım levhasında. 1437 yılında Cizre beylerinden Emir Abdullah, Abdal, İbn Abdillah İbn Seyfettin Boti tarafından yaptırılmıştır. Medresenin bodrumunda, ünlü aşk hikayesi Mem Zeyn'in kahramanları olan Mem, Mehmet, Zeyn'in, Zeynep ve aşklarının engelleyicisi Beko, Bekir'e ait olduğuna inanılan mezarlar bulunmaktadır. Memuzin miladi 1450-1451 yılında olay meydana gelmiştir. Memuzin gerçek hayat hikayesini Hakkarili Şeyh Ahmedi Hani Manzum bir şekilde kaleme almıştır. Ölümlerinden 240 yıl sonra Cizre'ye gelmiş ve eserini 1690 yılında yazmıştır. Eser, Türkçe, Farsça, Arapça, Fransızca ve Rusça'ya tercüme edilmiştir. Kötülüğü, ikiyüzlülüğü, kovuculuğu, fitne ve fesatçılığı, dal kavukluğu Bekir'de toplamıştır. Doğruluğu, iyiliği, suçsuzluğu, zayıflığı ve çaresizliği de Memo ve Zin'in şahıslarında toplamıştır. Bu gerçek hikaye Anadolu'muzda ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da halk arasında çok tanınmıştır. Ayrıca yerli ve yabancı turistler tarafından türbeleri devamlı ziyaret edilmektedir. Kültür Bakanlığı, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından Mir Abdal Camii korunma ve tescile alınmış olduğundan, bu caminin bir bölümünü teşkil eden Memuzin kısmı da böylece korunmaya alınmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda, yeni tarihi bir araştırmada görüşmek ümidiyle. Hepinizi Cizre'den Cizire Botan'dan Şırnak'tan selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Çekim 2022 Pazartesi. Araştırmacı yazar Ahmet Göçeri. Cizre Şırnak.